Evet, bugünün konusu. Tam da bugüne denk geldi Beşiktaşlı ünlüler. Çok iyi adamdır be. Harbi bir ara bir çağıralım da bir de YouTube'da ağırlayalım Kralı Sarp'a bak. En keyifli yayındı ya bu arada. Neslihan Atagül. Yani. Neslihan Atagül'ün yanındaki kupayı bilsenize. Ziraat Türkiye Kupası değil mi? Fortis Türkiye Kupası. Hangisi ama? 2005-2006 mı? Hayır. 2010-2011. Hangisi? Mesajı da vermiş Neslihan Hanım. O dönem kupa bizde miydi ya? O ta feda senesi forması abi. O döneme kadar 50 kere gelmiştir kupa geri. 12-13 evet. Gürkan Uygun. Severim. Çok güçlüyüz bu arada Beşiktaş tayfa olarak. Beşiktaş'a benziyor adam. Sergen Yalçın'a benziyor. Erkan Can benziyor bence Beşiktaş. Kilo of rahmetli. Çok acayip bir sesi vardı. Kuarejman'ın imza töreninde vardı. Ne adamdı ya. Suskunlar adam. Maalesef Beşiktaş'ta benzemiyor mesela. Murat Boz. Murat Boz. Aa Haluk. Bugün çift kat üzülmüştür. Hem Türk takımı kaybetti hem Beşiktaş kaybetti. Çift dikiş üzülmüştür bugün. Yanına yaklaşılmaz bugün. Tansel Bey hangi takımdır acaba? Kerem Fırtına. Bu fotoğraftaki ünlü Kerem Fırtına değil ki ya. Bu Elçin Sangu değil mi? Maça gitmişler beraber. Haluk Levent. Harbi. Ahbap Beşiktaş. Acil bir kulüp başkanı yollayın hakaretlere. Son. Ofansif orta sahada gelebiliyorsa iyi olur. Ertan Saban. Sıkıntı da yaşadı biliyorsun Ertan Severim. Saban. Celil Alçakan. En sevmediğim 50 ünlüye rahat girer. Ki sebepsiz bu arada Celil abi. Hani ben bir şey mi yaptım da bu adam beni sevmiyor diye düşünme. Aa büyük sanatçı. Altan evet. Erkekli. Altan Erkekli'nin bir programı vardı. Hatırlıyor musun programı? Şey mi? Sen olsan ne yapardın? Neydi o ya? Mesela dilenci geliyor işte çok kötü durumda. Garson diyor ki defol git lan pis kokuyorsun şerefsiz ne biçim bu durumların senin puh iğrenç herif falan diyordu oradan halktan biri de şey deyince kardeşim günah ya o da insan ya falan deyince Altan Erkekli gelip adamı tebrik ediyordu. onu da desin bir zahmet adam dilenciyi dövdü ya. Ayıptır da diyebilelim dayı o kadar arada. O program iyiydi be abi ya. Ödül de veriyor muydu sanki yoksa sadece yok, kuru tebrik? Yok ödül yok. Tebrik ediyordu sadece. Onara ediyor. Abi bir tane kız var mesela hamile tamam mı? Ağlıyor kasada. Çocuğuna bez alacak ağlıyor. Parası yok kızın. Ve arkada da sen varsın. Yani dünyanın en kötü adamı ol dersin ki ya ben vereyim ha hanımefendi dersin. Yani sen çocuğuna git dersin mesela. Of ne şarkıcıydı. Acaba böyle. Parayı şeye veriyorlar mıydı abi para? Kötü o insan taklit yapanlara para veriyordur herhalde. Onlar %100 alıyor ya onlar kast abi. Oyuncu onlar. Onlar oyuncu evet yani. Değil mi? Tabii. İyi para alıyor olmaları lazım ya. Azalkaya. İyi forma bulmuş. Evet. Çok iyi forma diyecektim ben de sonra bir caydım o beyaz çizgileri görünce. Ne adam yani. Çok büyük adam. Beşiktaş ama Beşiktaş yani sanatçıdır. Bakınca Beşiktaş ya. Of. Ya mutlu adam Beşiktaş'ta olur mu? Al işte ya. Of bizim adam. Ne Kuarejma kaldı ne çok güzel hareketler kaldı. Belgado'dan konuşmaz mıyız? Ne bizim gençlik kaldı. Ne Alexis Delgado kaldı. Bu oğlan bile şimdi üniversiteyi falan bir askerliği düşünüyordur bu oğlan bile. Çocuk üniversite sınavına hazırlanıyor muhtemelen. Of. Of. Yamaç çok abi. İyi oyuncu. Vay Beşiktaş'ın kaybolan 2-3 senesi. Beşiktaş'a dair attığı her tweet çok yanlış bu adamın ya. Şu an büyük ihtimalle bak, ama. O kadar o yanlış olmasına rağmen şu an büyük ihtimalle istifa diyordur biliyor musun? Yani şu an ya Zafer abim bile doğru tweet atıyordur. Maç kaybedeceğiz gidin diyordur. Erkay Ateş. Var bence. Erkay Ateş son Netflix işinde oynayan adam mı ya? Sakallı ve uzun saçlı ya. Filmde. Ona oğlum, benzettim ama acaba. Mahsumdu Çukur'da. Mustafa Zan. Abi sanatçının burada bir hası. Kralım geldi. Burada bir araya gireceğim bir şey söyleyeceğim. 15-16'dan itibaren Vodafone Park'taki en iyi bireysel performans. Bu adamın şampiyonluktaki konseri mesela. %100. 20-21'in şerefini kurtardı ya. Tabii tabii. Barış Murat Yağcı'nın Survivor'da yarıştı. Sene Barış Murat Yağcı'yı tutmayanlar bir like atabilirim. Sayımızı bilelim be. Aa. Serkan Çayoğlu geçmedi bana bu isim.
Bir tane kal. Aa, vanilya. Vanilya. Aldırma beni. O kız. Muleka şarkısını hediye etmiştim. Bak, Muleka iyi topçu olsa kız da Beşiktaşlıymış. Full onu çalardık statta. İyi ünlüdür. Randımanlı ünlüdür. Aa. Kalite ünlüdür. Bak, kalite ünlüdür. Geldi. Of. Kalitenin adresidir. Fotoğraf bu mudur peki? Beşiktaş bu fotoğraf işte. Of. Bir ara Beşiktaş TV'de 15 dakikada bir Feridun Düz'ü açalardı ya. Matematikli bir şarkısı var o, çok evet, güzel. Evet, bu matematik bizi kandırıyor hoca. Hayat bilgisine de çalarlardı. Peker Açıkalın'la aynı takımı tuttuğum için gurur duydum. Bu mesela 2.31 geçti videoda. İlk kez bu gururu yaşadım. Çünkü diğer isimlerin Beşiktaşlı olduğunu biliyordum bu arada. Hepsini sevmiyor değilim. Ekleme yapalım. Formada Necip imzası var. Evet. Necip Memili. Beşiktaş kulüp doktoru tarafından ameliyat edilmiş. Bu işten büyük ihtimal para kazanmamıştır Beşiktaş. Başka bir kontrol yapmasını da tavsiye ederiz bu arada. Ucuza. Aa, Uğur Yücel Beşiktaşlı mı lan? Süper haber. Bak, bundan da gurur duydum. Bilmiyordum. Hülya Uşar. Para toplamıştık. Ne geceydi be. Ne geceydi. Sadece Ahmet Nurçebi ve ailesinin para verdiği Beşiktaş. Allah sizi nasıl biliyor söylüyoruz. Parantez içi. Bu videodaki siyasi mesaja beni gömün. Bu hafta bir hapşırıyordur var ya. Salya sümük etmiştir. Bu hafta ne nezledir harbi Abdullah Gül ya. Cumhuriyet'in 100. yılı bir de yani. Son varyant vardır Abdullah Gül'de bu hafta. İçinde Covid içeren aşılar olmuştur. Ahmet Nurçebi soru işareti. Umut elin mi çarptı soru işareti? Yok yok, öyle bir şey yok. Emin değiliz. Aaa, Şevval Sam. Ay, ünlüdür. Ünlüdür. Galiba Demet Akalın. Öyle bir fotoğraf. Ay. Bak, yine gurur duydum. Bilmiyordum Beşiktaşlı olduğunu. Yine bir gurur yaşattı bana bu video. Samsun mu demek? Yeni Tarkan. Ay. Tabii canım. Esni Çaban. Onu ligde 19 takıma babalık yapan Beşiktaş'ı sordum. Neydi o muhabbet ya? Allah sizi nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Siktir ya. Allah sizi harbiden nasıl biliyorsa öyle yapsın ya. Başka hiçbir şey söyle. Hiçbir alakam yoktur. Modluğumu seviyorum. Ve ünsüz diyemeyiz sana. Biraz risk aldım. Bunu koyarken ah, öyle söyleyeyim. Modluğumu seviyorum. Ben de seviyorum da. Bu riski de alacaksın. Özgü Ulusoy da Beşiktaş. Ulan ne çok Beşiktaşlı varmış ya. Biz çok birlikte güzeliz var arkadaşlar. Hakikaten çok güçlüyüz. Fernando Alonso mu be? Doğru yolda olmaktan gurur duydum. Rıza ya. Baba. Bey. Bak, güven veren insanlar Beşiktaşlı'ya. Bu seneye o yazdı galiba. Harbiden o yazmış galiba ya. Son da güzel bitirsene be hocam. Bir düştük mü hafif? Abi değil mi? Punchline önüne. Rahmet babam ya. Oy lan. Doğru bitiriş. Bir annedir benim için. Şaka mı? Aynen. Şaka mı? Otoşop işim var. Kulübün büyüklüğü şaka mı? Punchline'lar aynı. Kulübün büyüklüğü şaka mı? Benim duvar kağıdı mesela. Galiba dünyanın en büyük kulübüyüz. Öyle görünüyor. Ya Megan Fox'tan sonra gelme öyle ya. Kesinlikle dünyanın en büyük kulübü bize. Megan Fox sonrası için hafif bir para alındı mı? Ufak mı yani? Buraya bizi yerleştir umutum gibi. Ne oldu bir de çok... Yani bu araları serpilet var. Ya. Geç abi yazmış biri. Aa, Simge Sağ'ın da bıraktı lan, doğru. Aa, rahmetli. Kapanışı böyle yaparız. Kapanış güzel yapmışsın lan Umut, eline sağlık. Çayınızı, kahvenizi koyun. Galatasaraylı ünlüler geliyor. Randımanlı ünlüler var ha Galatasaray'da bu arada. Ali Kırca randımanlı bir adamdır. İzlemiştim bir videoda. Ali Kırca neydi? Oyuncu muydu? Spiker miydi? Haber spikeri değil mi? Haber spikeriydi. Ben başka bir videoda daha randımanlı izlemiştim. Saygılarımı gönderiyorum. 2x alabilirsin istersen. Asla almam 2x'e. Erol Evgin mi? Türkiye'ye Peru getiren adamdır. Çok kıymetli bir adam. Vay. Önemli bir adam.
Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Tiplere bak. Biri Galatasaraylı, biri Fenerbahçeli. İbrahim Tatlıses'e Galatasaray'ı daha çok yakıştırdım. Harbi öyle bu arada. Evet. Aydemir Akbaş'ta biraz Abdülkerim Durmaz tipi yok mu? Aynen öyle biliyor musun? Daha Fener duruyor. Sigara içmekten sakalları sarartmış kahırdan. Fenerli bu adam derdim. Oğlum, en Galatasaray adam. Bu adam inanılmaz Fenerli oynamıştı. Bu adam nasıl Galatasaraylı ya? Bu adam bayağı Galatasaraylı ya. Abi bu adam nasıl Galatasaraylı? Bu adam inanılmaz Fener oynadı ya. Avrupa yakasında. İnanılmaz oynamadı mı bu adam? Ben en sevdiğim adamı bekliyorum ya, merakla. Ne zaman gelecek acaba? Bengü randımanlı şarkıcıdır. Randımanlı şarkıcıdır. Tüm chat de benim adamı bekliyormuş. Ayda asıl randıman burada. Bir kelam. Bir kelam Galatasaraylı. İyi araştırdınız mı Mutçum yoksa? Araştırdım ama. Oy. Oy. İbrahim Tatlıses'le ne uğraşıyordur bu adam 10 senedir, ağlatıyordur İbrahim Tatlıses'i ya. Ondan küsmüşler değil mi? Candan Erçetin yönetici zaten abi, Candan Erçetin. Lisede öğretmen değil mi zaten? Eski bir yöneticisi Galatasaray'ın. Fransızca dersinden mi giriyordu? Müzik diye biliyorum. Orhan Gencebay'ın yanındaki Arhan Ata, evet, değil mi? Müzik öğretmen. Arhan Ata, evet. Sokrates'ten Arhan Ata değil mi? Soldaki. Acayip benziyor. Bence o. Adam da kendi takım seçimini ifşalamamıştı, ifşa olmuş oldu. Arabesk'in bütün babaları bu arada Galatasaray'dı. Ayda, en babayı almışız. Necati Şaşmaz Galatasaraylı mı? Necati Şaşmaz çok Fenerli tipi yok mu ama? Necati Şaşmaz Beşiktaşlı derdim ya. Yok, çok Fenerli tipi var bence ya. Çok bariz. Ünlü bir Galatasaray. Ali Samiyen derim. Rasim Baba, Allah rahmet eylesin ya. Rahmetli, çok ünlü. Çok ünlü bir Galatasaraylı bu arada. Evet. Kızı da çok aktif bir Galatasaraylı. Evet. Yani seçim, evet, kovalamalı, seçim gündemi takip etmeli bir Galatasaraylı. Kızı sanırım bilin. Manchester deplasmanına bile gitti. Tabii bildiğim kadarıyla çok iyi bir Galatasaraylı bir aile. Evet. Selamlar onlara. Baba, ünlülük işinde Galatasaray. Boş geçmemişiz ya. Ciddi bir... Serenay Sarıkaya kimden ya? Fenerli mi acaba? Onu da Fenerbahçe videosunda göreceğiz herhalde. Ya da bu videonun ilerleyen dakikalarında kaçıran çok şey kaybeder. Ya İbrahim Büyükak'ı unuttum ben ya. Hayda, ciddi misin ya? Yarım saat sonra adamı bekliyorum. Bu arada yorumlara hangi ünlüleri unuttuğumuzu bekliyoruz. E, part 2'si yolda çünkü. Hayır. Ulan be. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Rahmetli'nin şarkısını Fenerbahçe şampiyonluk müziği yaptı. Ne üzülmüştür ya. Ay abi, bu ne böyle, rahmetliler doldu ya. Bir şey de diyemiyoruz. Hepsi vefat etmiş insan. İbrahim Erkam, o da rahmetli. Sevdiğim bir sanatçı. Haluk Bilginer. Beklemiyordum. Babaları kapatmış ya Galatasaray. Beklemiyordum Haluk Bilginer'i. Haluk Bilginer'i harbi bekleyen var mıydı? Ben Galatasaraylı olduğunu düşünmüyorum. Ben takım tuttuğunu düşünmemiştim. Evet, takım tutmuyordur büyük ihtimalle. Haluk Bilginer'i bilmem de Kenan Birikan çok fena Fenerlidir. Yok be, bak Kenan Hoca tam Galatasaray. Haydi. Ters bir şey söylemeyelim. Benim gözüm korktu. Ters bir şey söylemeyelim. Top 10 Galatasaraylımdan biri. Ya. Bugün Özgür Demirtaş fotoğrafı görmeyi beklemiyordum diyorsan vur like'ı, geç be kardeşim. Yok artık. Ünlü ve Galatasaraylı. Lafın mı var? Yolda görsem fotoğraf çektirirsin. Yok artık. Hemşerimdir. O kontenjanla. Oğlum bu ne çok Galatasaraylı ünlü vefat etmiş ya. Videonun yarısı Allah rahmet eylesin demekle geçti. Demek ki canları rahmet istedi ya insanların. Allah Allah. Haydi. Sen de çağırıyorsun ama. Videoya üzüldüm arkadaşlar. Yani video neşeli bir video gibi geçmesi gerekirken. Bu arada hakikaten arabeskin ünlü sanatçıları Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Azer Bülbül. Acayip bir şey toparlamış Galatasaray. O dönemler kötü müydü ya Galatasaray? Fener'in iyi olduğu dönemler ya. Ve Kolpa Kartal hikayesi. Ne hikayeydi o be? Galatasaray'ın dövüşçülerle olan yakınlık şaka mı? Galatasaray her yerde ya. Abi Rooney'nin oğlanı koymayın, günah ya. Ne tatlı çocuk ya, maşallah. Oğlum. Estağfurullah. Umut hakikaten
Galatasaray'a bir partik yapalım, yaşayanları yapalım. Harbi bu kadar vefat etmiş adam olur mu ya? Bu arada çok fazla koyduğumu düşünüyorum ya. Seda ablamın Galatasaraylı'na inanmam bak. Harbi Galatasaraylı mı Seda sen? Sinan Bey'in eşi değil miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Sinan Bey'in eşiydi ama ben Fenerli diye hatırlıyorum kendisini. Fenerli diye biliyorum ben Seda Sayan'ı ya. Seda Sayan bize kızar bu videodan sonra. Peki bilgin nereden? Benim bilgi mi? Ben bir kere Fenerli böyle bilmem ne Fenerli ünlüler diye bir videoda Seda Sayan'ı gördüğümü hatırlıyorum. Abi takım değiştirmiş. Araştırdım. Biriyle evlenince takımını değiştirmiş. Ha. Galatasaraylı olmuş. Sonra da. Mustafa Cecelinho mu be? Bunu ben de biliyordum. Gururdur. Galatasaray camiası için gururdur. Gerçek bir müzisyen. Randımanlı oyuncudur. İyi rollerin. Al işte. Ya bunu beklemiyordum. Bu yayını terk ediyorum. Aa. Bu adam da bir anda hayatımızdan çıktı ya. Gece 22.12'de Alp Kırşan'ı görmeyi beklemiyordum diyorsan bir like at bakalım be. Halbı Alp Kırşan'ı şu an komşusu görmeyi beklemiyor bu saatte. Biz ne yaptık ya? Oo, bu adam tam ya Fenerli derdim ya. Bu saatte Halil Sezai'yi görmeyi değil. Bu saatte metroda bunalmış bir Halil Sezai'yi görmeyi beklemiyorsan. Harbi de like atmıyorsan. Senin de vicdanında bir problem vardır be kardeşim. Gülben Hanım'ın iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyordum zaten. Arda Turan'la zaten şey hikayeleri yok mu abi? Güney evet, milli takım kampında bir fotoğraf çektirelim işi. Demet Akbağ'ın da iyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyorum. Demet Akbağ'ın da rahmetli eşi çok iyi bir Galatasaray taraftarıydı. Allah rahmet eylesin. Bildiğim kadarıyla ona da Allah rahmet eylesin. Ceyhun Yılmaz be. Ekolpa hikayesi kardı. Ceyhun Yılmaz'ın maskeli beşlerde oynadığı karakter derim. Harbiden o. Oha. Bak şu ünlüye kadar hiçbir sıkıntı yoktu. Beşiktaş'ım da gayet iyi ünlüleri barındırıyor diye hiçbir göt yanıklığı yaşamayacaktım ama J-Lo bizi mahveder. Tek bir F1 pilotu yok. Daha iyi. J-Lo bizi mahveder abi. Buna harbiden üzüldüm. Çocukluğum gitti. Megan Fox daha iyiydi bu arada. Manyak mısın lan sen? Megan Fox'a evin temizliğini memizliğini yaptırır. Megan Hanım elinize sağlık. Nedir yevmiyeniz der. Verir yevmiyesini evine yollar Megan Fox. Abartma işinde ya kız ya. Abartma işinde ben ustayım öyle diyeyim sana. Çağatay Ulusoy. Bak Kıvancı aldı, Çağatay'ı da aldı. Hatta sen videoya koymamışsın. Kenan İmirzalıoğlu da Galatasaraylı. Aynen koymamışımdır. Ya, izle harbi mi? Spoiler mı verdim? Yapma. Aaa. Harbi uzanıyor. Random. Ya Cem Uzan'ın uzanan fotoğrafını mı seçtin? Hadise. Bak Hadise de beni şaşırttı. Hiç beklemediğim bir Galatasaraylı. Fenerli derdim Hadise. Volkan Severcan. Volkan ben Severcan. İnşallah bu videoyu izler biliyor musun? Niye diyeceksin? Yani Jennifer Lopez'den iki sonra gelmesi bu adamı bu gece çok mutlu uyutur. Volkan Severcan'ın adını kim biliyordu? Ben bilmiyorum açıkçası. Of. Jennifer Lopez'le kaybetmemiştik belki ama Berdan Mardin'i mi kaybettik. Çok randımanlıydı bu ya. Çok alverli ünlü ya. Sağüstteki Günay Güvenç peki? Ya sağüstteki Günay Güvenç. Ya easter egg koydum oraya keyfi. Anılar deriz. Tabii tabii. E-Talks'un hastaları anılar deriz. Umarım Günay Güvenç anlamaz deriz. Evet. 2021 mi? 2021 mi mesela? Bütün şöyle almışsın. Bize ne kaldı cimbom? Genç kızların sevgilisi olmuşuz. Baksana zaten locaya gitmiş. Locadaki orada görevli kızlarla fotoğraf. Ne adamsın ya sen. Baksana abi. Mr. Haksız Rekabet ya. Yanındaki de Kenan İmirzalıoğlu değil mi? Vay. Ehil mi bir de transfer var? Hani Gökhan Zan'dan sonra ikinci Beşiktaş'tan gelen isim. En sevindiğim transfer.